Floransa'da Floransa Katedrali Eserleri Müzesi'ndeyiz ve Ghiberti'nin Cennetin Kapıları adlı eserine bakıyoruz. Floransa Katedrali Eserleri Müzesi'nde olsak da bu kapılar Floransa Katedrali için yapılmamıştı. Daha ziyade Floransa tarihinde inanılmaz derecede önemli bir bina olan vaftizane için üretilmişlerdi. Floransa'nın kalbi katedral ve vaftizhanedir. Yan yana duran bu iki bina. Ve vaftizhane Floransa vatandaşlarının vaftiz edildiği yerdi. Birçok vaftizhane gibi sekizgen bir yapı var karşımızda. Bu kapıların cennetin kapıları olarak adlandırılmasının nedeni çok güzel olmaları. Bu onlara bu adı veren Michelangelo'ya dayanıyor ama elbette bu bir efsane. Kapılar o kadar güzel ki gerçekten cennetin kapıları olabileceğini söylemiş. Bu kapılar vaftizhane için yapılan son tunç kapı dizisiydi. İlk dizi Orta Çağ geleneğinden geliyordu. Andrea Pisano tarafından yapıldılar ve o kapıların konusu vaftizci Yahya'nın hayatıydı. Tabii vaftizhane için mantıklı bir karar. İkinci kapı dizisi ise Ghiberti tarafından yapıldı ancak kendisi o zaman henüz kariyerinin başındaydı. En sona kendisinin ve Brunelleschi'nin kaldığı yarışmayı kazandı ve kapıyı yapmaya başladı. Bu çok bilinen önceki kapılar için döküm aşamasına gidecekti. Onlar nihayet bittiğinde bu görevi aldı her ne kadar gibertinin bu kapıları kuzey tarafı için düşünülmüş olsa da yapıldıkları zaman o kadar güzel kabul edildiler ki binanın katedrale bakan şeref yeri olan doğu tarafına yerleştirildiler bu kapılar yakın zamanda korumaya alındılar ve muhteşemler sadece birkaç yıl önce yüzeydeki kirden dolayı siyahtılar ama artık tüm bu orijinal yaldızlar görülebiliyor buradaki olağanüstü detayların hepsi görülebilir Floransalıların neden onları en önemli yere taşımak istediklerini anlayabiliriz. Ve tabii Michelangelo'nun neden onları cennetin kapıları olarak adlandırdığını. Şu bilgiyi de ekleyelim. Kapılar Floransa'nın en zengin locası tarafından yaptırılmıştı. Yün tüccarları locası. Kapılara neden bu kadar emek harcandığını merak edebiliriz. Kapılar tarihsel olarak, yoğun olarak heykellerin dikkat çektiği yerler olmuştur. Ortaçağ katedrallerine bakarsanız kapılar genellikle en özenle yapılmış heykellerle çevrilidir. Fakat klasik geleneğe kadar geri giderseniz, örneğin antik Roma'ya bakacak olursak, orada da önemli bir tunç kapı geleneği var. Mesela Pantheon'da da harika tunç kapılar var. Floransalıların vaftizhanede bu geleneği devam ettirerek tunç kapıları istemeleri mantıklı. Çünkü Floransalılar vaftizhanelerinin kökeninin antik çağda olduğuna, klasik dönem bir Roma binası olduğuna inanıyordu. Kapılara doğru yürürken ilk fark ettiğim şey ne kadar büyük oldukları. Bunlar tasarımlarında çok daha gotik tarzda olan önceki kapılardan çok farklı. Ve özellikle ana sahnelerin her biri dört parçalı yaprak yani quatrefoil şeklindeydi. Yani dört köşesi ve dört yuvarlak kısmı vardı. Fakat burada bu dört yapraklı şekil yerine Giberti bize kare şeklinde on sahne veriyor. Bu kare panellerin aslında nasıl resimsel alanlar olduğuna bakın sonsuz derinlikte bir alana bakmamızı sağlıyorlar. Bunları daha önceki dört yaprak formlarıyla karşılaştırırsak gördüğüm şey bir heykel tıraşın önceden tanımlanmış bir alana sığmaya çalışması. Oysa burada bir güven, sanatçının bu alanda bütün bir dünya yaratabileceği fikrine dair Rönesans anlayışı var. Öncesinde temelde üzerinde bazı figürlerin bulunduğu bir çıkıntı ve şematik bir mimari ortam vardı. Burada ise sanatçı o alanı açıp derinleştirebilir, genişletebilir ve gerçekten sanal bir gerçeklik yaratabilir. Bir pencere olarak resim, Rönesans'ta çok önemli bir düşünceydi. Tabii Giberti'nin ilk görevinden bu yana çok şey oldu. Brunelleschi, kabartma heykel sanatında veya resim sanatında gerçekten ikna edici bir göz yanılsaması yaratmanın matematiksel yolu olan lineer perspektifi geliştirdi. Karşımızda bir kabartma heykel görüyoruz ve aslında temel figürlerden bazıları neredeyse yuvarlak. Kendi başlarına duran üç boyutlu formlar gibiler. Fakat alanda arkaya gittikçe figürler küçülüyor ve daha da sığlaşıyor. Neredeyse sadece yüzeydeki çizgilerle tanımlanır hale geliyorlar. Bu türde bir alan yanılsaması yaratma şekli Donatello'nun Aziz, George ve Ejderha rölyefine kadar uzanıyor. Bu Rilievo Schicciato veya düzleştirilmiş rölyef adı verilen bir kabartma heykel. Böylece bu tam heykel formundan neredeyse çizim haline gelene kadar bir geçiş görüyoruz. Buradaki her şey sadece bir alan yanılsamasından ibaret değil. Aynı zamanda figürler açısından bir gerçeklik yanılsaması da söz konusu. Figürler zarafetle hareket ediyorlar ve kontrapost duruşundalar. Onlardan önce gelen gotik kapılardaki figürlerden çok farklılar. Daha rahat gibiler. Buradaki 10 sahne Eski Ahit'teki Yaratılış kitabından alınmış. Sahneler Hz. Adem'in yaratılışı, Havva'nın yaratılışı ve cennetten düşüşle başlıyor. Nuh peygamberi ve daha sonra belki de bu kapıdaki en ünlü sahne olan Esav ve Yakup sahnesini gösteriyorlar. Esav ve Yakup Rebeka ve İsak'ın oğullarıydı. Bu hikayeden 7 farklı an tek bir çerçevede anlatılmış. Sahne sağ üst köşede başlıyor ve Tanrı'nın Rebeka'ya göründüğünü görüyoruz. Rebeka hamile ve Tanrı'ya rahminde neden bu kadar kargaşa olduğunu soruyor. Gelecekteki iki çocuğum neden şimdiden kavga ediyor gibi görünüyor, daha doğmadılar bile gibi sorular soruyor. Yaratıcı da ona bu iki çocuğun iki ulus ve iki halkı temsil ettiğini söylüyor. Ve genç olanın yaşlı olanın yerine geçeceğini de söylüyor. Ve bu elbette olması gerekenin tam tersi. Normalde miras büyük oğula kalacaktı. Bir sonraki sahnede Rebeka bu ikizleri doğuruyor, yani Esav ve Yakub'u. Ve sonra sağa doğru hikayede önemli bir an görüyoruz. Esav avlanmaya gidiyor, avlanmaya gitmeyi seviyor ve geri geldiğinde gerçekten çok aç. Bir tabak yemek yemek üzere olan kardeşi Yakub'a gidiyor ve yemeği yiyebilir miyim açlıktan ölüyorum diyor. Kardeşi eğer ona ilk oğulluk hakkını verirse yemeğini vereceğini söylüyor. Sonra Esav ona ilk oğulluk hakkını veriyor. Yani mirasını bir tabak yemeğe satmış oluyor. Sonra önde İsa, oğlu Esav'ı onun için avlanmaya gönderirken görüyoruz. İshak, Esav'ın getirdiği eti beğeniyor ve ona şöyle diyor. Geri döndüğünde benim rızamı alacaksın ve seni kutsayacağım. Ve Esav'ın panelin sağ köşesinde avlandığını görüyoruz. Ve aslında İshak'ın gözdesi yani bir nevi daha çok sevdiği oğlu Esav. Rebeka'nın gözdesi ise Yakup. Peki sonra ne oluyor? Bir bakıma hikayenin doruk noktası bir sonraki sahne. Rebeka Yakub'a kardeşin avlanırken bana birkaç keçi getirmeni istiyorum diyor baban için yemek yapacağım. Ona bu yemeği götüreceksin ve İsa'yı kandıracaksın. Senin Esav olduğunu düşünmesini sağlayacaksın. Böylece büyük oğlu Esav yerine seni kutsayacak. Sağ altta İshak'ın Esav olduğunu zannederek Yakup'u kutsadığını görüyoruz. Yani hikayeye göre Rebeka ve Yakup İsa'yı yanlış oğlu kutsaması için kandırmış oldular. Bu oldukça karmaşık bir hikaye ancak sanatçı çok net bir şekilde tasvir etmeyi başarmış. Erken Rönesans dönem sanatçıları, klasik gelenek hakkındaki bilgileri ve onu yeniden icat etme yetenekleriyle çok gurur duyuyorlar. Çizginin netliğine bakın, geometrinin netliğine bakın. Bunların hepsi klasik geleneğe geri dönüldüğüne işaret ediyor. Ayrıca yuvarlak kemerler, korint başlıklı sütunçeler yani küçük sütunlar ve figürlerin kontrapost duruş şekilleri. Tüm bunlar bu karmaşık anlatının açıkça temsil edebileceği bir sahne kurgusu oluşturuyor. Mekanın içinde lineer perspektif görüyoruz. Ortogonelleri yani zeminde bulunan çizgileri görüyoruz. Kemerlerde de var ve bu çizgiler ortadaki tek bir ufuk noktasında birleşiyor. Bu erken Rönesans döneminde alanı net olarak betimleyen bir şaheser. Erken Rönesans'ın insan vücuduna ilgisini de bu eserde görüyoruz. Esas figürüne bakın. Sevimli kontrapost duruşunda bu mekan çok inandırıcı. Erken Rönesans'tan beklediğimiz her şey burada mevcut.